Merhaba, kanalıma hoş geldin. Meltem Fakabasmaz ben. Meltem'le Yoga'da geçen paylaştığım IBS ile ilgili yani Irritable Bowel Syndrome ile ilgili bir video vardı. Bu biraz daha hani bu sendromu yoğun yaşayanlar, semptomları fazla ortaya çıkan kişileri için açıkçası biraz rahatlatıcı. IBS biliyorsunuz stresten kaynaklı ortaya çıkıyor. Ve o stresi en aza indirici, aslında düzenli yaparsan da sendromları bayağı azaltıcı, hatta iyileşmeye doğru yardımcı, destekçi bir akıştı. Bağırsak sendromu, hassas bağırsak sendromu, böyle çeşitli çeşitli farklı isimleri var. Kiminde kabızlık olarak çıkıyor, kiminde ishal olarak çıkıyor. Midede kramplar olabiliyor. Bağırsaklarda gaz ve kramp olabiliyor. Yediğiniz şey keyif vermeyebiliyor. Zaten yediklerimiz, içtiklerimiz, yaşam tarzımız tümüyle bu rahatsızlığı ortaya çıkaran sebeplerden biri olabiliyor. Bunlara ağır yaşamıyorum ama ara ara nüksediyor ve rahatlamak için ne yapabilirim diyenler için hani biraz da pratiği bir tık daha ileri seviyeye taşımak için aslında bir parça da akış olarak karşınıza çıkartmak için bir önceki akıştan biraz daha hareketler olacak. Ama zor değil. Herkesin rahatlıkla yapabileceği şekilde elleri karnına doğru getirip başlayalım. İki el karnın üzerinde olsun. Ve eşit nefes alıp vermeye başlayacağız. Daha çok karnı zorlamadan, yani karnı iki elin altına doğru şişmesine izin vereceğim. Ve iki elin altından inmesine izin veriyor olacağım. Ama bunlar hani sana şey yaşatmasın, hani karnımı şişireyim ve iyice bastırayım tarzı. Biraz daha yumuşak, biraz daha kendi halinde. Dört sayı nefes alıyorum. Dört sayı nefesi veriyorum. Dört sayı nefesi alıyorum. Dört sayı nefesi veriyorum. Dört sayı nefesi alıyorum. Dört sayı nefesi veriyorum. Şimdi elleri göğsünün önüne getir. Hangi niyetle buraya çıktıysan onun için onu hatırlat kendine. Bugünkü pratik bağırsak sendromu için odaklı. O zaman şifalanmak olsun. Her anlamda şifalanmak. Özellikle bağırsaklar ikinci enerji merkezi. İlişkilerde şifalanmak. Yaşamla aldığın zevkler şifalanmak. Derin nefes al burnunda. Gözlerini aç. Ve buradan dizlerin üzerine geldiğinde dizlerin altına bir destek alabilirsin. Şimdi eller kalçada olsun. Sağ bacağını ben senin aynan oluyorum. Sağa doğru aç. Sağ ayağın yanı yere doğru gelecek şekilde. Ve burada kolları önce yukarıya doğru uzat. Sonra sağ elini sağ bacağına doğru getirirken sol kolun başın üstünden uzasın. Yapacağımız pozlar özellikle bedenin yan taraflarını açmak, ön tarafı esnetmek ve birkaç tane de tabii turistlerle buraya destek olmak. Bunların sebebi bedenin o sıkışık olan tarafları açtıkça organlara daha çok alan kalıyor ve organlar daha rahat çalışmaya başlıyor. Şimdi buradan sol eli yere doğru getir. Sağ kolu kaldır. Sağ bacağı kaldır baş hizasına. Say, yan açı pozu. Nefes al, uza. Nefesi verirken indir ayağı, tekrar kaldır kendini öbür tarafa. Nefes al, getir eli, kolu uzat ileriye. Nefes ver, indir bacağı yana doğru. Tekrar nefes al, indir kolu, uzat bacağı. Nefes ver, yukarıya doğru kaldır. Ve tekrar nefes aldığında elleri kalçana getir. İki diz tekrar yerde buluşsun. Şöyle bir omuzları geriye çevir. Sonra sol bacağı yana doğru uzat. Sağ eli yere indirmiyoruz. Önce sol eli. Sol eli getir sol bacağı. Sağ kol başın üstünden uzasın. Üç nefes burada kalırken
Özellikle nefesi aldıkça biraz daha derinleşsin o zaman. Nefes verdikçe belki sol elin sol ayağına doğru inmeye niyet gösteriyor. Tabii ki inmiyor ama niyet ediyor. Şimdi sağ eli getir yere, sol kol başının üstünden sol bacağı ileri uzat. Şimdi bunları tekrarlayacağız 3 kez. Sol ayak yere, kaldır sağ eli. Sonra sağ eli yere getir. Sol kol başı sağa sana. Sol ayak yere, sağ kol. Sol el yere, sağ el yere, sol kol başının üstünden. Şimdi getir, iki dizi tekrar buluştur. Eller kalçada, şöyle omuzları çevir. Ve buradan kendine, mitin önüne, eğer önüne doğru çevirdiysen, dört ayağı doğru yerleş. Ayak parmakların takılı olsun, ayakların üstüne hatta yere getir. Ellerle yeri iterken dizleri sıyır, göbekleri içeri doğru topla. Ufak bir efor biliyorum. Koy dizleri yere, tak ayak parmakları. Aşağı bakan köpeğe doğru gel. Derin nefes al burnundan ve ağzından bırak nefesi. Şimdi bu yan açma pozlarına ayakta devam edecek. Sağ ayağını getir iki elin ortasına. Sol ayak topuğunu sağa devir. Ve kaldır kendini. Savaşçı ikiye. Şimdi savaşçı ikide sağ sol elime, sol bacağı getirirken sağ kolumu başımın üstünden geriye doğru uzatıyorum. Şimdi sağ elime, hatta sağ dirseğini getir, sol kolu başının üstünden ileri uzat. Biraz önce yaptığımız gibi girip çıkacağız. Sol eli getir, sağ kol başının üstünden, sağ dirseği al, sol kol başının üstünden. Nefes al. Sol el geriye, sağ kol başının üstünden. Sağ dirsek dize, sol kol başının üstünden. Sol eli tabana uzatırken sağ bacağı düzelt ve sağ elini, sağ ayak bileğini getir üçgen pozu için. Ve organları alan açmak için haydi sol kolu da başın üstünden ileri uzat. Ve bu arada aynı zamanda psoas kasını esnetiyorsun. Psoas kası şu şekilde bedenin en uzun kaslarından biri. Bununla ilgili videolarım var. Yapabilirsin özellikle bel ağrısı, karın ağrısı bunlara sebep olabiliyor kas sıkışık olduğunda. Ve bu bağırsak sendromunu da etkileyebiliyor. Psoasın katı olması, kısa olması. Şimdi sol eli beline getir, sonra yere al, sağ dizi bük, öteki ayak geriye, aşağı bakan köpek. Sol ayağı getir, iki elin ortasına, sağ ayak topuğunu devir, kaldır kendini yukarı, savaşçı iki. Sağ eli bacağına doğru al, sol kol başın üstünden geriye doğru uzasın. Sol dirseği sol dize getir, sağ kol başının üstünden uzasın. Şimdi girip çıkacağız poza. Sağ eli getir sağ bacağına, sol kol başının üstünden geriye doğru gidiyor. Sol dirsek sol dize, sağ kol başının üstünden. Sağa sağ bacağı, sol kol başının üstünden. Sol dirsek sol dize, sağ kol başının üstünden. Buradan sağ eli tabana uzatırken sol eli ayak bileğine doğru al, üçgen pozuna doğru geç. Omzu, sağ omzun, onu bir dikkat edin geride, yani öne doğru çevirip geride. Şimdi sağ kolu başın üstünden ileriye doğru uzat. İki eli yere doğru getir. Öndeki ayak geriye, aşağı bakan köpek. Şimdi dizleri yere doğru koy. Buradan inek pozuna doğru geç. Sonra tekrar kedi pozuna doğru getir. Dizleri sıyır, aşağı bakan köpek.
Sağ ayağını sağ ile yakın bir yere getir. El parmakların üzerinde ol. Sol dize bacağımın arkasına doğru dokunduruyorum alt bacağıma. Sonra sol bacağı geriye aldım. İki kez daha. Dokundurdum, geriye aldım. Dokundurdum, geriye aldım. Son kez getirdiğimde sol diz sağ ayağımın dışına doğru yerleşiyor. Şuradan hemen görebilirsin. Ve şimdi burada kendini sol kolunu yerleştir sağ bacağın üstüne, kendini sağ tarafına doğru çevir. Sağ elin kalçanın arkasında. Şimdi biraz önce o açtığımız yerleri şimdi sıkıştırıyoruz. Ki organlara kan gitmesini sağlamak için. Sıkıştırıp bırakmak, kasılıp bırakmak. Aslında kalbin yaptığı da o. Sürekli sıkışıp bırakıyor, sıkışıp bırakıyor. Ve bu sayede kan hücreleri pompalanıyor. Kan pompalanıyor. Şimdi aynı şekilde biz de buraya oksijen pompalıyoruz. Enerjiyi aktarıyoruz. Tıkanık olan yerleri açık. Şimdi kendine sola doğru çevir. Ve buradan şöyle bir sola doğru hop. Sonra metin önüne doğru çevir kendini. Ayağı getir öne. Öndeki ayakta, iki ayakta geriye aşağı bakan köpek. Koy dizleri yere. Aç göğsünü karşıya. Kaldır dizleri yerden. Tekrar aşağı bakan köpek. Sol ayağı getir sol elin içine. Sağ dizi arkaya değdirdim. Hop geriye aldım. Arkaya değdirdim. Geriye aldım. Tekrar değdirdim. Ve dizi sol ayağımın dışına yerleştirdim. Ve buradan kendimi sola doğru çeviriyorum. Rahat nefesler. Şimdi biraz sonraki, bir sonraki pozda aslında sırt üstüne doğru geleceğiz. O yüzden çözülmeden, hatta şunu yapalım. Sırt üstüne doğru gelmeden önce ellerle dizleri tut, ayakları kaldır. Navasana için kolları uzat ileriye. Şimdi buradan 5 sayıda ineceğiz aşağı. 5, 4, 3, 2, 1. Sırt üstü yerleşti. Önce yarım köprü. Dediğim gibi bedenin önünü esnetmemiz lazım. Her iki yanı sıkıştırıp esnettik. Şimdi önünü esnetebilmek için ne yapacağız? Yarım köprü. Ayaklar kalçaya genişliğe açık. Ayak tabanlarında hop yere bastım kuvvetli kalçayı koyup kaldırdım. Elleri kalçanın altına birleştirdim. Ve ayak tabanları yere kuvvet basıp iyice kalçayı koyup kaldır. Şimdi sadece şunu söylüyorum. Bu akış eğer sana zor gelirse diğer akışı deneyebilirsin. Sonra buna geçebilirsin. Veya bunu normal günlük hayatın akışının bir parçası yapabilirsin. Eğer IBS senin için özellikle sıkıntı yaşatıyorsa. Şimdi elleri çöz. Kalçayı yere doğru bırak. Derin bir nefes al. Karnın altı, iki elinin altına karnı dolsun elleri. Tut nefesi ve yumuşak bir şekilde bırak nefesi. Şimdi tam köprü yapacağım. İsteyen yarım köprüde devam edebilir. Bedenimin iyice önünü tam olarak açmak için. Benimle devam edecekse iki eli omuzlarının altına doğru yerleştir. Buradan kaldır başını. Tam köprü pozisyonu. Nefes al. Nefesi verirken bırak her şeyi yere doğru. Ayakları birbirine yaklaştır. İki dizi hatta ayakları yerden kaldır. İki dizi sağa doğru çevir. Sol kolu yana doğru aç. Sağ ile sol dizinde olsun ve sola doğru bakıyor. Şimdi biraz önce açtığımız yeri tekrar sıkıştırıyoruz.
Ve burada aynı zamanda o bahsettiğim su askısını da esnetmek, rahatlatmak var. Ki su askısı uzayıp, esneyip o katılıktan kurtulduğu zaman bağırsaklar da rahatlamaya başlıyor. Çünkü bağırsaklara olan baskı aslında bu kasın katı olmasının etkisinden biri, etkilerinden biri. Özellikle o rahatsız edici bağırsak hareketlerinden kurtulmak için gerçekten iyi geliyor. Şimdi ortaya doğru geçir dizlerini ve iki dizi sola doğru çevir. Özellikle hani Ayurveda ile ilgilenen varsa, Ayurveda'da Vata beden tiplerinin de bağırsakları hassas olabiliyor, bağırsaklarda gaz olabiliyor yediklerinde. Hani her yemeği çok rahat yemiyorlar. Belki diğer pitalar, kafalar gibi. O yüzden Vatalar için de özellikle bu akış bayağı yardımcı olacak. Olacağını düşünüyorum. Ben bir Vata olarak bana bayağı bir yardım oldu. Şimdi dizleri ortada buluştur. Ve burada bacakları yukarı uzat. Şimdi böyle kalabilirsin. Bacaklar yukarıda. Veya arkaya bir destek alıp dizleri bükülü bir şekilde şurada göstereyim. Şu şekilde de kalabilirsin. Viparita Karani. Diğer alternatif için şöyle yerde sürme sürme gidiyorum. Bacaklar yukarıda. Önce bacakları başının üstünden geriye doğru alıp iki elini belinin arkasına yerleştirin. Sonra tek tek bacakları yukarıya doğru alıp shoulder stand, omuz duruşu. Tabi bu omuz duruşunu yapmak için boynunun rahat, herhangi bir fıtığının olmaması bence iyi. Eğer reddiysen ödüklerini denemeni tavsiye ederim. Ve şöyle bir her şeyi ters yüz ediyor. En şifalandırıcı pozlardan biri. Bunda bir dakika duracağım ki etkisini görelim. Aslında normalde 2 hatta 3 dakika durmayı öneriyor. Şöyle 10 uzun nefes olsun. Bakalım ne kadar durmuş olacağız. Nefesi aldım. Ve verdim. 1. Aldım. Verdim. 2. Aldım. Verdim. 3. Gözleri kapatabilirsin. 5. Çok yorulduysan kalçan yerde olabilir. 6. 7. 8. 9 ve 10. 10'uncuyu tamamladığında büyük dizleri eğer yukarıdaysa yavaşça adım adım indir kalçaları. Ve burada sırt üstü yatıp dizleri bükerek mutlu çocuk pozuna doğru geç. Mutlu çocuk Malasana yogic squat var. Aslında onu da göstereceğim dersin sonunda özellikle. Şimdi onun gibi bir etki yapıyor. Ama tabii bazılarınız için özellikle kasıklar, sıkışıksa kasıklar, bacakların içi biraz zorlayabilir. Eller ayak bileklerinden tutabilir, topukları tutabilir, ayakların arası açık. Hani bebekler, kendi bebeğin varsa, kendi çocuğun olmuşsa zaten ondan görmüşsündür. Mutlu olduklarında böyle ayakları yukarıda kalırlar. Yani özellikle altlarını değiştirdiğin zaman. Ve gerçekten bağırsak hareketlerine inanılmaz destek sağlıyor. İnanılmaz şifalandırıcı pozlardan biri. Şimdi biraz önce bahsettiğim pozu da göstereceğim. Sen burada yatmaya devam et. Sadece ekrana şöyle bir başını çevirip görebilirsin. Diğer bahsettiğim poz, burada yapmadığım Malasana. Malasana da şu şekilde.
aslında hani benzer şekilde dizler iki yana doğru ayrık ve burada kalıyorsun veya şu şekilde. Ve bu pozu da gerçekten inanılmaz şifası var. 2-3 dakika durun diyorlar, hatta durabildiği kadar. Şimdi dizleri ortaya doğru getir. Ellerin diz kapakların üzerinde olsun. Nefes aldığında uzaklaştır dizleri. Nefes verdiğinde sana doğru gelsin. Nefes aldığında uzaklaştır. Nefes verdiğinde sana doğru gelsin. Şimdi ayakları yere doğru getir. Buradan bir poz daha yapacağız. Onun için oturmaya doğru. Davet edeceğim hepinize. Ayakların altını birleştir. Gene kasıklar farkındaysan. Gene alan yaratıyoruz. Bu biraz da ikinci enerji merkezine, özellikle ikinci çakrayı rahatlatmakla, oradaki enerjiyi aktive etmekle ilgili. Eğer çok yoğun bu süreçleri yaşıyorsan, özellikle bu rahatsızlıktan muzdaripsen, videolar arasında ikinci enerji merkezi, ikinci çakrayı temizleyici video var. Kısa bir video. Onu yapmanı öneririm. Eğer burada bir blokaj varsa. Şimdi başını rahat bir şekilde bırak. Eller ayakları tutabilir. Eller ileride de durabilir. İşte başın ayakları gelmiyorsa gelmek zorunda değil. Şimdi buradan başını kaldır. Sonra metin herhangi bir yerinde rahat bir oturuşa doğru gel. Hatta şöyle yapalım. Sırt üstü bitirelim. Bence daha iyi olacak. Onarıcı dinlenme. Ayak tabanların altı yerde. Dizler bükülü. Ayakları biraz belki uzaklaştır, belki yakınlaştır. İki eli alt karnının üzerine. Yani tam göbek deliğinin çevresine doğru yerleştirir. Ve burada özellikle ishal olanlar için bir nefes göstereceğim. Sonra eğer kabızlık yaşıyorsan başka bir nefes göstereceğim. Şimdi ishal yaşayanlar için içerideki o ateşin yoğunluğunu, inflamasyonu indirmeye yardımcı stali nefesi. Yani dudaklarda pipetle havayı İçine çekiyorsun, sonra burnundan nefesi veriyorsun. İçeri çekerken havayı iki elinin altına doğru nefesi alıyor. Bir, al nefes. İki, al nefes. Üç, ver nefesi. Al nefes. Tut. Ver nefes. Son kez. Al nefes. Tut. Burnundan ver nefesi. Şimdi kendi doğal nefeslerinle kal. İki elinin altında. Bütün şifa orada. İki elinin altına doğru nefesi al. İki elin altından rahat nefesi var. Özellikle kabızlık yaşayanlar için buradaki katılığı rahatlatmak, aynen biraz önce yaptığım burnundan aldığın nefesi ağzından rahat bir şekilde bırak.
ve ağzından bırak. Al nefesi. Şimdi kendi nefesinle kal. Burada kalmaya devam edebilirsin. Ben pratiği tamamlıyorum. Eğer bu videoyu ve buna benzer videoları kanalımda daha sık görmek istiyorsan kayıt olabilir, takipte kalabilir, hatta beğenerek yorum da yapabilirsin. Meltem Altrafaka Basmaz Instagram hesabım. Orada da buluşabiliriz. Hepinizi öpüyorum. İyi kalın, iyi olun.